Selamlar dostlar. Bugün size gerçekten çok etkileyici ve ürkütücü bir efsane olan Glitch'ten bahsedeceğim. Şimdi Glitch önce güçleri ne? Onu hemen söyleyeyim size. Sonra Origin'de yani çıkış efsanesine bakacağız. Şimdi bu Glitch'in olayı etrafındaki blokları bozup glitchleyen ve aynı zamanda yaklaştığı mobların görüntüsünü bozan çok tehlikeli bir varlık bu Glitch. Şimdi That Thing videosunu yapsam yoksa Glitch videosunu yapsam diye düşündüm ama önce bir Glitch'ten bahsetmek lazım çünkü ikisi arasında bağlantılar var. Bu konuda önce Glitch'ten bahsetmek bence daha iyi olur diye düşündüm. Şimdi bu Glitch'in çıkış efsanesi aslında şöyle başlıyor. Aslında Glitch eskiden normal bir Minecraft oyuncusu, herhangi bir problem yok falan. Sadece bu oyuncu Minecraft'ta bulduğu bugları ve bozuklukları diğer canlılar üzerinde test etmeyi seviyor. Yani mesela yeni bir versiyon geldi, bir bug var falan, bunu buluyor, test ediyor. Sonra gidip mesela bir domuzun üzerinde test ediyor. Domuzu bozuyor. Bir şeyler yapıyor. Köylünün üzerinde test ediyor falan. Bu tarz deneysel takılan bir oyuncu bu. Fakat diğer oyuncular Glitch'in bu korkunç deneyler, bu garip garip şeyler yapmasından rahatsızlar ve bunu bitirmesini istiyorlar bunun. Yani normal bir oyun oynamasını istiyorlar. Survival vesaire falan bu sunucuda. Yani büyük ihtimalle beraber sunucuda oynuyorlar. Bir minimum 20-30 kişi falan. Ve onu kandırmaya karar veriyorlar. Diğer oyuncular bu Glitch'e, yani şu an Glitch demek doğru değil, normal bir oyuncu ama Glitch diye bahsedelim biz gene ondan. Bu Glitch'e oyuna Nether gibi, End gibi yeni bir boyut, bir portal vesaire gelecek diye yalan söylüyorlar, tamam mı? Bunu söylemelerinin amacı Glitch'in bu deneylerini bırakıp başka bir işle uğraşmasını sağlamak. Yani bundan rahatsız oluyorlar, görünce korkuyorlar vesaire falan filan. Bu Glitch'e böyle bir yalan söyler ki bu işle uğraşsın, diğer işlerini bıraksın diye. İşe yarıyor bu arada. Glitch bu noktadan sonra yeni bir boyuta açılan bu portalı bulmayı deniyor. Her türlü deneyi yapıyor vesaire falan. Garip, korkunç, ürkütücü şeyler yapıyor. Redstone mekanizmalarından garip ayinlere kadar her şey deniyor. Kafayı bu portalla iyice bozuyor bu Glitch, tamam mı? Yani ne bileyim, Nether portalını alıyor, yamuk koyuyor, farklı koyuyor vesaire falan filan. Oyunda bulduğu diğer buglarla falan karıştırmaya çalışıyor. Redstone'da bir şeyler yapıyor falan. Bayağı kafayı bozuyor. Redstone mekanı falan onlar da yapıyor işte. Glitch yeni boyutun portalını bulamasa da tamamen farklı bir portal keşfediyor. O portalda kendisini görüyor. Şimdi mesela bir portal düşünün, saydam bir portal. Oradan bakınca ayna gibi kendisini görüyor. Yani yaptığı hareketler falan tekrar tekrar ediliyor falan. Yani böyle bir bug, böyle bir şey buluyor. Başarıyor bir nevi aslında yeni portal bulmayı ama yeni boyut bulamıyor şu an henüz. Glitch olaylar bu noktadan sonra başlıyor zaten. Glitch merak edip portaldan kendisine vurmaya çalışıyor, tamam mı? Vuruyor, başarıyor ama işler hiç de istediği gibi gitmiyor. Glitch Minecraft'ın fizik kurallarını bozduğu için iki boyut arasında bir süre sıkışıp kalıyor. Yani şöyle düşünün. Hani bir solucan deliği gibi böyle sıkışıyor, asla bir yere gidemiyor falan filan. Bir süre böyle kalıyor. Fakat dünyaya geri dönmeyi başarıyor bir şekilde. En sonunda dünyaya geri dönüyor. Fakat normal bir şekilde dönmüyor. Buradan sonra zaten garipler başlıyor. Glitch bu noktadan sonra skininde bozukluklar fark ediyor. Yani kollarından bir tanesi garip renklerle yanıp sönüyor böyle. Adeta glitchlenmiş gibi, ismi de zaten buradan geliyor. Yani yanıyor, sönüyor, parlıyor vesaire bu kolu. Yani gerçekten trajikomik, garip bir şey. Çünkü adam bugları bulmaya çalışıyor vesaire. En son kendisi bir bug'a dönüşüyor, glitchleniyor gibi düşünebilirsiniz. Yani başlarda bunun bir zararını görmüyor. Fakat zaman geçtikçe Glitch koyduğu blokların tamamen bozuk dokulara sahip olduğunu fark ediyor. Yani kolundaki gibi yanıp sönen renkler vesaire bu blokların üzerinde de ortaya çıkıyor, dokularını bozuyor. Yani Glitch bu garip blokları, bu bozuk blokları eline alıp bir yerlere yerleştirebiliyor. Bunu da fark ediyor. Yani aslında normal bir taş bloğu gibi düşünün bu Glitch bloğunu. Sadece renkleri farklı ve Glitch'in kolundaki gibi yanıp sönüyor. Sonra yapmaması gereken bir şey yapıyor ve bu bloğun içinden geçmeyi deniyor. Glitch'in bu sefer bacakları da aynı bozulmaya uğruyor. Sadece sol veya sağ, hangi kol olduğunu bilmiyorum. Kolu gibi değil, bacakları da aynı şekilde bozulmaya uğruyor. Glitch zaman geçtikçe farklı güçler olduğunu da keşfediyor bu arada. Bu güçlerini bu sefer de farklı moblar üzerine denemeye başlıyor. Mesela gidiyor bir tane domuza vuruyor ve domuz çok çirkin, garip bir varlığa dönüşüyor. Yani şeklini bozuyor, şemalini bozuyor, dokusunu bozuyor. Fakat bunu bir köylü üzerine denediğinde ise köylünün yapısını değil, sadece yapısı değil, görünüşü değil. Görünüşü de bulabilirsem koyacağım videoya. Çok korkunç, çok garip gözüküyor köylüye vurduğunuz
dönüşen köylü. Fakat sadece köylünün görünüşünü değil, verdiği takasları da bozuyor. Bozuyor dediğim, mesela farklı takaslar çıkıyor işte. Ne bileyim, ayı takas ediyor köylü, bilmem kaç yüz yumurta, güneşi takas ediyor falan, böyle olmayacak şeyler veriyor. Bir tanesi de bu takaslardan sonsuzluk basılı bir çakmak. Normalde böyle bir şey imkansız biliyorsunuz. Çakma herhangi bir yapamazsınız vesaire. Fakat bu köylü sonsuzluk basılı bir çakmak veriyor Glitch'e ve Glitch de bunu alıyor tabii ki merak edip. Yani ayı, güneşi falan alacağını bir tık bildiği bir çakmaktan ilerliyor sanırım. Oradan devam ediyor. Glitch bir sürü deney yapıyor bu arada, bu çakmağı aldıktan sonra. Yani nasıl diyeyim size? Gidiyor işte cehennem taşına sağ tıklıyor, çakmakla yanmıyor, çime tıklıyor yanmıyor, toprağa sağ tıklıyor yanmıyor, toprak falan. En sonunda gidip son blok ruh kumuna tıklıyor sağ. Ruh kumuna sağ tıkladıktan sonra yanıyor ruh kumu ve yeni bir portal açılıyor. İşte arkadaşları başta bunu dalga geçiyordu hani şey diye. Yeni portal geldi, yeni boyut geldi falan filan diye. Glitch aslında iki boyut birden buluyor. Yani ilk başta gördüğünüz saydam boyut ve bu boyut. Yani bu boyut bu arada şey yani pek bir amacı yok bu boyutun şey. Siyah bir boyut, portal. İçinde hiçbir şey yok, bomboş. Dünyadan düştüğünüzde ölmüyor gibi düşünün. Sadece düşüyorsunuz ya. Düşüyorsunuz ve sonsuza kadar düşüyorsunuz gibi düşünün. Bomboş. Yani Glitch bu arada bu noktadan sonra artık iyice kafayı bozuyor ve dolaşarak etraftaki mobların görüntülerini bozuyor. İyice böyle ona vuruyor, buna vuruyor, farklı oyuncuları vuruyor, onların oyunlarını çökertiyor. Gerçekten çok güçlü bir varlık bu. Gidip oyuncuya vurarak oyununu çökertiyor. Oyuncu sonra tekrar sunucuya girebiliyor mu emin değilim ama. Bulduğu kurbanlarını siyah boşluğa da atıyor bu arada. Çünkü kafa yemiş, iyice deliriyor yani bu noktadan sonra. Yani bu Glitch'in bu noktaya gelmesini anlamışsınızdır. Eline güç geçtikçe bu gücü arttırmak, gücü korumak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani fakat Glitch yeni bir şey fark ediyor bu arada. Bu kötülükleri yaptıktan sonra. Glitch'in vücudu artık tamamen bozulmaya başlamıştı ve hemen hemen hiçbir şey kalmamıştı eski skininden. Yani kendi oyununu da glitchlemeye başladı bu durum. Yani nasıl diyeyim size, mesela görüntüsü bozulmakla kalmadı, sadece Glitch artık güçlerini kontrol edemiyordu ve oradan oraya ışınlanıyor, oradan oraya zıplıyor, kendi kendine hareket ediyor falan. Oyunda iyice glitchlenmeye başladı. Yani gerçekten garip. Kendisi de bu glitch'e dönüştüğü için böyle bir şeyler geldi başına. Yani kontrolü dışında karakter hareket ediyor gibi düşünebilirsiniz. Işınlanıyor vesaire. Yani Glitch buna bir çözüm yolu bulmaya çalışıyor ve bunun çözüm yolunu aslında önceden bulmuş. Bunun çözüm yolu başka oyuncuları o boşluğa atmak. Sonradan hatırladığı üzere birini o boşluktan attığı zaman E'ye basıyorsunuz ya, envanteri açıyorsunuz. Orada bir efekt oluşuyor. Stabilize diye. Yani kelime anlamından da anlaşılacağı üzere bu olay, bu oyuncuları o boşluğa atmak portaldan Glitch'e kısa süreli de olsa güçleri üzerinde kontrol sağlıyor ve hani bir tık stabil kalmasını sağlıyor. Yani kontrol etmesini sağlıyor kendini. Yani Glitch artık bu noktadan sonra tamamen oyuncu avlayan bir varlığa dönüşüyor. Yani Glitch ne zaman boşluğa birini atsa bu efekti kazanıyor, güçlerini kontrol ediyor. Artık Glitch'in amacı tamamen başka oyuncuları bu boşluğa atıp güçlerini kontrol etmeye uğraşmak. Yani gerçekten çok korkunç bir varlık. Bunun da Deathling ile bir alakası var. Sanırım Deathling de bu Glitch'in boşluktan attığı varlıklardan, oyunculardan bir tanesi. Ama daha tam olarak araştırmamı tamamlamadığım için bu konuda fazla konuşmayacağım. Çünkü şöyle gidiyor olay. Glitch Deathling ile Deathling'i bozuyor. Deathling de büyük ihtimalle Turkish Minecraft Legend'ı bozuyor. Onu ortaya çıkartıyor. Çünkü Turkish Minecraft Legend'ın da bir Deathling formu var. Oradan onu bağlayabiliyoruz büyük ihtimalle. Hatta yorumlardan da biri yazmıştı bu Deathling'de bağlantılı diye. En olası teori Turkish Minecraft Legend'da Deathling'le bağlanması. Deathling'de Glitch'le bağlanıyor. O yüzden yani bunların hepsi aslında bağlantılı bir evrende geçiyor gibi düşünebilirsiniz. Bağlantılı bunların hepsi. Arkadaşlar bu arada izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani videonun sonuna geldik. Deathling ve Turkish Minecraft Legend'ın arasındaki bağlantıyı falan filan vesaire bunları sonraki videolarda görebilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok işime yarıyor benim. Teşekkürler hepinize. Hoşça kalın diyorum.